Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop, bugün yine sizler bile liderleştirdiniz. İnşallah Rabbil alemin. Bugün sizler bile hadis usulleri doğrusu yaklaşkendik. İçtihatlar masalasından keyin hadisinin usulleri. Bizgacha yetib kelishligida qo'yilgan asoslar to'g'risida avval gaplashgan edik. Mavzuga aloqador savollar yo'qmi? Mavzudan tashqarisi bor. Aha. Lekin umumiy o'qishga aloqador. Endi Savol shu Moida surasidagi omallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun yana boshqa bittasida fa ulaika humul fasiqun yana bittasida fa ulaika humud zolimun. Bu oyatlar to'g'risida haqiqatda har doim mavzu qaytadan ko'tariladi, javobi berilsa-da yana ko'tarilib shu orqali islom ummatini ichida tashvish tug'dirayotgan jamoalar bor. Oyatni o'zidagi omallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun jumlasini o'zini olib ishlatadi ko'pchilik. Lekin xuddi shu jumlani fasiqun zolimun varianti ham bor. Nimaga ularni aytmayapsan deyish kerak birinchi. Nimaga aynan kofir jumlasiga urg'u beryapsan? Xuddi shu oyatdan 3 ta bor. Nimaga faqat kofirga urg'u beryapsan? Odamlarni kofir qilishlik uchun urinishga harakatda bu, ya'ni samimiy emas. Tamam, bu oyatning tafsiri to'g'risida o'tirib gaplashsak mayli, gaplashamiz. Lekin oyat faqat shu bir jumladan iborat emas. Bu oyat uzun oyatlardan, oyatal kursiga o'xshagan uzun oyatlardan. Oyatning boshi bor. Alloh taolo boshida aytadi. Qur'oni Karimda mana Moida surasi 44-chi oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnat tawrata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu 'alayhi shuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ها قرآن آياتنا باشه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بس توراتنا نازل قلديك توراتنا نما بارد هداية بارد نما بارد نور بارد hidoyatni yo'lboshchisi yo'llovchisi bor edi. Yahkumu bihan nabiyuna. O'sha Tavrot bilan nabiylar hukm qilgan edi. Qancha nabiylar Tavrotga ko'ra hukm qildi. Bu oyat nimada haqida ketyapti ekan demak? Alloh nozil qilgan vahiy haqida ketyapti-da, mavzuning asli Tavrot haqida ketyapti. Yahudiylar haqida ketyapti. Yahudiylarni Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummatiga eng ko'p misol qilingan ummat. Shun sabablardan bittasi bu ham savol bo'lib qolishi mumkin. Payg'ambar alayhi salomdan bitta oldinda kim bor? Payg'ambarlik vazifasi Iso alayhi salom bor. Ular nasroniylar. Nimaga nasroniylarni islom ummatiga ko'p misol qilinmadi-da, Bani Isroilni ko'p misol qilindi? Nimaga?
Kimde ne fikir var? Nima uchun Bani İsrail ko'p misol keltirilgan? Xitoblar Bani İsrailga ko'p. İbrat olinglar Bani İsraildan. Bani İsrail bu hodisalarda shunaqa bo'ldi, sizlar ham Bani İsrail ismiga xato qilmanglar degan. Nimaga desa, ulamolar aytadiki, Payg'ambar alayhi salatu vasallamning vazifalari yangi shariat edi. Yangi shariat. Ya'ni islomiy shariatni joriy qilgan edi u kishi. Hukum icra qiladigan zot edilar. Bu masalada İsa alayhi salatu vasallamning shariati bizning shariatga o'xshamaydi. Vahiyning manhaji bittada Alloh taolo nozil qilgan, Allohning tavhidiga da'vatda, lekin İsa alayhi salam hukum icra qilmaydi. Zinokori tosh bilan qilmaydi, o'g'rini qo'lini kesmaydi. U kishi yangi shariat olib kelgani yo'q. Tavrotning davomini gapirdi u kishi aslida. To'g'rimi? O'zlari ham aytganlar, men yangi shariat keltirganim yo'q deganlar. Nimaga Bani Isroil misol keltirilgan? Bani Isroil ya'ni hukm ijro qildi. Musa alayhi salatu vasallam jazo qo'llaydigan struktura keltirdilar. Jinoyatchiga jazo qo'llaydigan shariat edi. O'shaning uchun o'sha shariatning misoli bizga tushadi. O'shani misol keltiryapti. Qur'on bekorga buni emas. Nabiylar Tavrot bilan hukm qilishdi. Tavrotning hukmi kimga edi? Alladina aslamu lilladina hadu va robbaniyun. Ya'ni o'sha Tavrotga taslim bo'lgan odamlarga va bular ichida hidoyatda topgan, hidoyatda yurgan Rabboniy bo'lgan olimlar ham Tavrotga ko'ra va robbaniyun val ahbaru bimastuhfizu min kitobillah. Allohning kitobidan o'zlaridagi ya'ni imkoniyat yetki deydi, ya'ni mas'uliyat bilan hukm qilishgan edi. Wa kanu alayhi shuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Faqat mendan qo'rqinglar deydi Alloh taolo. Ya'ni odamlardan qo'rqmanglar, bir hukmni aytishda, ijro qilishlikda odamlardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni arzon bahoga sotmanglar. Kim? Va men, va kim lam yahkum bima anzalalloh. Allohning nozil qilgan narsasi bilan hukm qilmasa fa ulaika humul kafirun. Bu oyatda ana o'shalar kofirlardir degan. Buni endi tafsirini ko'raylik. Tafsirda bu Tabari tafsiri bu Ibn Kasir ekan. İsa Yangi shariat yo'qda u kishida. O'zlaridan oldingini davom ettirganlar va hech bitta hukm ijro qilmaganlar. Hatto payg'ambar bo'lsang, mana zinokor xotin o'tiribdi. Toshbolon qilib berdi deyishgan. Chunki Tavrotda toshbolon bor-da. Bor. Ijro qilib ber bunga deyishgan. Shunda İsa alayhissalom aytganlarki, bo'pti, ijro qilamiz, lekin toshni birinchi gunohi yo'q odam otib bersin deganlar. Kimni gunohi bo'lmasa otsin tosh deganlar. Hech kim ota olmagan. Xullas, sariy xotinni qutqarib ketganlar. Buni hozirgi kundagi nasroniy jamoalar eng katta argument qilib ko'tarib yurishadi. İsa muhabbat timsoli deb. Ya'ni ijro qilmagan, ya'ni shariat ijro qilish vazifasi yo'q İsa alayhissalomda. İbn Kasir aytadilar, qala al-imam Ahmad haddasana İbrahim ibn Abbas haddasana Abdurrahman ibn Abi Zanad an abihi an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abbas Abdullah an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala innallaha anzala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ravi İmam Ahmed. Sanat avval gaplashgandik, sanat muhim. Bu rivoyatni keltirar ekan ravi, ya'ni İbn Kasir o'zidan masalani soqit qilyapti. Mana sizlarga odamlarni keltirdim, bu meni gapim emas. Tekshirib olarsan dedilar, qutuldilar. Bu sanat ishonchli sanat. Tafsirda İmam Ahmaddan keltiryapti. Bismillah.
İbn Abbas aytdılar. Raviylarni oxirgi sanadi İbn Abbasga. Xibrul umma mufassir faqih sahobalardan. Aytibdilarki, "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun" oyati va "fa ulayka humul zolimun" oyati Maida 45'te. 44'dan keyin. Va "fa ulayka humul fasiqun" Maida 47'de. Bu uchala oyat haqida aytibdilarki, "Anzalahallohu fit ta'ifatayn minal yahud" Yahudlarning ikki toifasi haqida nozil bo'ldi. Uchalasi ham. Ha? Fa ulayka humul kafirun, fa ulayka humul fasiqun, fa ulayka humul zalimun. İkkita toifasi haqida nozil bo'ldi. Kanat ihdahuma qad qahuratil ukhra fil jahiliyya. Jahiliyat paytida bir bittasi ikkinchisiga ustun keldi. Ya'ni bir ishda bir narsasi tortib oldi. Hattar tadaw او استلحوا على ان كل قتيل قتلته العزيزه من الذليله فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليله من العزيزه ففديته 100 وسق فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق عمومي معناه شو اكتا طائفة جاهلية بيتدا يهوديلر بربرنا اولدرب قويغانده ortalarında katile var yani maktul bo'lgan odamlar var bunu o'sha g'olib jamoa bilan mag'lub jamoa o'rtasida o'ldirilgan odamlarni fidiyasi to'g'risida talashib qolishdi. O'zi yahudiylar. Yahudiylarning kitobi nima edi? Tavrot edi. Ular payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilariga kelishi shu masalada bizga yechim ber deyishdi. Yechim qilib ber. O'zi aslida o'zlari yechib ketsa bo'lardi, lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu kelip Medine'de hem itaat kıp durdu da Yahudi bulsun başka cemaalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le özlerine emir de biledi. Ortada sulh var. Kelip bu meselelerini içi verdi işte. Ve hukum meselesi de asıl mavzunu berkitişti. Berkitişip özlerinin faydalarına Yani Tavrat büyürgen meseleden kaçıp Peygamberimizden başka gap eşitsek degen maksatından sonra işte. Şunda bana şu ayet nazil buldu. Yani bu adamlar özü Tavrat nazil kıyam buzular ki. Demek ki Tavrat bu üçü hüküm kımasından kelip bu meseleden sonra şey yaptı. Maksatları başkaydı özü. Meseleni İbn Abbas'ın rivayetindeki meselenin mahiyetine göre bu ayetten közlengen asıl sebep Yahudilerinin hükümleri doğrusu. Ha, bir sebep bilen nazil bugünlerse o şey sebepke bağlanıp kalmayıydı. Bu kayda var. Kaydanı bilemize. El aslu, el ibretu bi umumi lafz la bi hususu sebep degen kayda var. İbret lafzının umumiligiden alınadı. Lafz umumi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Cümle umumi. Lekin bir hususi sebep bilen nazil bugün. O şey hususi sebepke katıp kalmaydı. Lafz umumi bulsa. Bana şu kaideni bilip koyuş gerek. Çünkü kaideni bilmesinden durup lafzının umumiliğini acırat almayan adam bir nesliğe hulasa eytiyetken peyde na doğru cayga yöneltir var adı. Hayatımda körgen narsalardan bittesi, şu Abdullah Zufar'ını bir tefsirini eşitip kaldım. Ben onu eşitmeyim ben de bir cayda kimdir taşıdı menge. Eşitip kaldım, çünkü ne değilsiz de işte. Eyti yaptı. Ya ahlal kitab, ta'alav ila kelimetin seva beynekum ve beynene. Ha? Beynene ve beynekum. Oramızda beraber bugün kelimeyi kelinler. Yani la ilahe illallah'ı kelinler. Şu meselede birleşeylik diye yaptı. Kur'an şunu buyuruyor yaptı.
Ta'alav ila kelimetin. Ya ahlal kitab. Ey ahli kitaplar degen cümle. Umumi lafz mı? Yo umumi mas mı? Umumi mas. Ahli kitabke muhatap bulu yaptı. Doğrudan doğru ahli kitabke. Ya ahlal kitab. Doğru mu? Abdullah Zufar ya ahlal kitab degen kelimeni okup orkasından tafsirde. Ey qariler, ey muhaddisler, kelinglar oramızdaki, ortamızdaki kelime gidiyemdi. Ahli kitaplar yakılıngan hitap lafzını umumi işletiyemdi. Lafz umumiymez, mukayyet, kayıtlengen, kaydı var ahli kitap hakkında gel. Ahli kitap hakkındaki hitapını umumiyleştirip o miydi? Müslüman adamga keling la ilahe illallah'ta birlashamiz deymiydi. U ham la ilahe illallah'ta o'zi. Qana qilib la ilahe illallah deb turgan odamga kel la ilahe illallah'ta birlashamiz deysiz. Uni kofir deb bilsangiz shunaqa deb gapirasiz. Abdulloh Zufar shunaqa deb o'ylaydi. O'zidan boshqa hammani hali la ilahe illallohni tushunmagan odamlar bular. Men tushunib qoldim mana. Kelinglar menga birlashinglar demoqchi. Yana qorilarga, muhaddislarga xitob qilyapti. 10 ta sanadı bar qorilar, kelinglar bitta kalimada jamlashaylik deyapti. Ha, bu muqayyat bo'lgan lafzlarni umumiy ishlatish havorijning ishi. Ibn Umardan shu gap bor. Havorijlar kofirlarga qilingan xitobni musulmonlarga ishlatishadi. Shu jumlani aytganimdan keyin yana qaytadan shunaqa gap keldi. Ha, payg'ambar alayhi salatu vasallam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın üyelerine borsalar yatışken eken. Tahaccüd okumayızlar mı dediler. Degenleri de biz Kuptan Bamdat'ta okuyemiz dedi Hazreti Ali. Degen de Peygamber aleyhisselam sallarına uğrup ve kânel insânu ekthara şeyin cedelâ degenler. He? Adam cüdekub bahslaşırdı cedel kıladdı insan. Ve kânel insân ekthara şeyin Cedele, ayet kafirler hakkıdı. Nüzulü kafirler hakkıdı. Lekin lafz ne mi? Umum. Lafz umum, nazıl bulu sebebi kafirler hakkıdı. Bunu aleyhi işleti yaptılar ki diyepti. Yukarıda ya ahlal kitab hasıdı, ahli kitab ki hitabıdı, onu umumi işleti yaptı. Bu işin hata desek, şimdi umumi lafzını misal keltirip kafirlerge işletilgen nüzulünü Ali'ye işlerken ki Resulullah diye yaptı. Mene fahamnin, düşüncenin çirigen cayı. Tamam bugün, çiri bugün. Başka narsana misal kettiriyip ben. Ya ahlal kitap deyip hitap kigen gapını, hatalı günü. Ahli kitap ki işlet diyip ben bu. Musulmanı işletemişsen desen, Resulullah işletkenler ki. Kan işletkenler? Ve kanel insan ekstara şey ince deler. Utteki insan umum utte. İnsan tabiyatıge hitap kılıyip utte. Umum bu geldiği için sebebi nüzul kayıtlanmaydı. Kafirler hakkında nazıl bugün bulsa da insan tabiatı işletilir burada. Bana şu hususiyetini biliş gerek. Ha, bu ayet sebebi nüzulü demek. Hususi, aleykümselam. Hususi sebep bilen nazıl bugün o. Lekin umumunu ifade kıladı. Biz hem Allah'ın hükmü bilen hukum kılıçlık kireyliğine itikad kılıçımız gerek. Eğer kimde kim, bana şu ayetinin umumi manası şu. Eğer kimde kim, Allah'ın hukumları eskirdi. Şimdi bugün biz yenge tüzüm bilen yaşayışımız gerek. Yenge sisteme, Kur'an eskirdi bu tarihi asar dese kafir buladı. Fa ulaike humul kafirun. Bunu hiç kim inkar kımıydı. Lekin kıla almaslık, mesela qilish imkoniyati hozir yo'q deb bilish, bunga ilmiy asosda ijtihodiy mavzuni qo'yish o'sha musulmonni Allohning hukmi bilan hukm qilmayotganligini bildirmaydi. Hozir bundan oldingi darsimizda gaplashdik. Avval ham aytganmiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilganlarni qasosini olish kerakmidi? Ha? O'sha qasosni olishi kerak bo'lgan o'rinda ola olmadi. Hatta Zubayr ibn Avvam, Talha ibn Ubaydullah, Ayşe anamız bilen bugün Cemal hadisesi huddu şu narsanın tanesi bilen buldu. Demek ki katıl kımı yapsız deyişti Hazreti Ali'ye. O kuşa ettiler ki hadır bularını katıl kısak
700 dona odam. Orqasida 7000 odam bor. Bularni qatl qilsak, u yer ko'tarilib ketsa, biz nima qila olmaymiz? O'zimiz yeb olmay qolamiz. Hozir menga faqat Madina bay'at qildi. Hali u yoqda Shom bor, hali u yoqda Basra bor, hali u yoqda Kufa bor. İslam diyarlarındaki hemme menge bayat kısın. Yani hilafat meselesi tügel bulsun. Kiyin bunlar buna yapmışamız dediler. İçtihat mıydı? İçtihat dedi. İçtihatını kim kılı yaptı? Ali radıyallahu anh. Onge hazır ki balalar, hazır ki makam bilen. Nime de yaptı? Ali kafir de yaptı. Nime ki? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ de yaptı. Allah nazırı kıyan narsa bilen hüküm kuma yaptı yu. Kasas ama yaptı yu. Ali kafir oldu de yaptı. Mana qayerda og'ib ketish bor. Ijtihod masalasida bir masalani ijro qila olmay qolishlik yoki ijtihodiy tushuncha bilan ijro qilish hozir to'g'ri emas deyishlik odamni kofirga chiqarmaydi. Biz hozirgi kunda qaysi jamiyatda yashashimizdan qat'iy nazar hayotimizni nima asosiga quramiz? Islom ta'limoti asosiga quramiz. Ertalab bomdodga turamizmi? Turamiz. Juma kuni namoz o'qiganda boramizmi jumaga? Boramiz. Ibodatlarimizni qilamiz. Tijorat qilsak, domladan so'rayapti odamlar kelib, to'g'rimi? Bu halolmi, harommi deyapti. Qanaqa jamiyatda yashashdan qat'iy nazar. O'g'limga nima ism qo'yay deyapti, qanday ta'lim beray deyapti. Maktabdan bo'sh vaqtida nimani o'rgatay deyapti. Bular hammasi ijtihodiy masalalar va to'g'ri qaysi o'rinda hozir nimani qilsa bo'ladi? Bunga yondashish kerak. To'g'ri yondashish kerak va ulamolariga quloq solish kerak. Keyin nima bo'ldi deng? Mana shu masalani oxirini aytib qo'yay, keyin oyat haqida ham davom etamiz. Yaqinda Abdulloh Zufarni ovozli gapi keldi menga. Telegram kanallarini tarqagan, kimdir tashadi menga uni. Abdulloh Zufar menimcha Idlibda hozir. Yo Idlibda yo Turkiyaning qayerida o'tiribdi. Va Jabhatun Nusra Ahrar-ı Şam degen teşkilatlar var İdlib'de. Suriye'nin İdlib degen bölgesinde. Uşa Ahrar-ı Şam Cebhet-i Nusra kuluge kural agen cihadi hareketimiz deb nomlagan özlerini lekin asasi siyasi hareket. Ha, kafir demeyimiz ulanı. Doğru Müslümanlar. Yaxşı insanlardan var ulanın içinde. Yani samimi kliyetken işinden savab ümit kliyetken adamlar var. Fakat ilmi masalada ular o'zlariga yuqoridan aytgan odamning gapini qilishadi. O'shalarning tarafdori hozir. Abdulloh Zufarga kimdir buyurtma bergan. Suhbatdan shuni tushunyapman. Kimdir unga aytgan, gaplash anovi anaqadaganlar bilan. Kurtlarning qo'lida IŞİD'dan asir tushgan ayollar bor. Ayollar, bolalar, kurt tashkiloti bor. PKK deydi. PKK tashkiloti bor, Suriya bilan hamkor, Amerika bilan hamkor, Turkiyaga problema bo'lgan jamoa. Kurd ishchilar partiyasini quramiz degan tashkilot, ateistlar. IŞİD'dan qochgan odamlar qochib ketdi, ayollar, bola-chaqalar bularning qo'lida asir qolib ketdi. Bizni O'zbekiston 3ta operatsiya qildi, mehr operatsiyasi. Aynan o'shalardan olib keldi bolalarni. Bittasini Iroqdan olib keldi, menimcha ikkinchisini bir bilan uchchi kurtlarni qo'lidan shartnoma qilib olib kelishdi. O'sha kurtlardagi ayollarni O'zbekistonga, o'zini diyoriga qaytib kelyotgani uchun Abdulloh Zufarni tepasida yuganini ushlab turgan uni egalari unga aytishyaptiki, ana xotinlar bilan gaplash, agar takfirdan tavba qilsa, jabhaga olamiz deyishyapti. Meni xulosam bu, eshitgan suhbatimda. Ya'ni aytyaptiki ayollarga sizlar takfir qilmanglar. Hamma musulmonlarni kofir deya vermanglar. Odamlar ijtihod bo'yicha yashayapti. Hazrati Ali ham Muoviyadan qasosni olmagan-ku, deyapti. Ovozini ozgina o'zgartirib qo'yib tarqatsangiz, abror gapiryapti deb o'ylaysiz. Haligi gaplarni. Biz aytgan gapni gapiryapti. Biz o'shalarga gapirgandik bir paytlar, IŞİD'ga da'vat qilayotgan paytida. Odamlarni kofirga chiqarayotgan paytida ya ahlal kitob ta'alav ila kalimatin sawa deb musulmonlarni kofirga chiqarayotgan paytida oy haddingni bil. Sen bu musulmonlarni nimaga kofir deyapsan? Umman lam yahkum bima anzalalloh bilan kofir deyapman degan edi. Qanaqasiga Hazrat Ali'ni ham kofir deysanmi? Degan edik. Xuddi shu gapni bizdan o'rganib olibdi shekilli edi endi. O xotinlarga jo'natyapti. Kurtlarni qo'lda turgan asir
IŞİD'nin ayolları ya. IŞİD takfiriler onlar. Havariclerini en üstüdeki adamlar. Hazır gün de havariciler. İslam ümmeti ittifak kıyan IŞİD'nin havariciliği ya. Hatta cebheyem onların havarici değildi. Uşan için uşa fikir bilen onların kabul kımıydı. Abdullah Züfer'in boşlukları, yani tepesinde yüganını uçlap durgan adamlar. Bunu ayeti yaptı ki, gepleş, beni, bunu yani hulasam, siyasi manadaki hulasam, Özbekistan cüda küçülü yol kıldı. Uşa IŞİD koşulgan ve asab düşgan ayollarını, bolalarını op kilip, cüdeyem akıllı oyun kıldı. Bu cüde siyasi manada ham, insaniylik cihattan ham katta yutuk. IŞİD taşap ketgan bola çakasını varıp ege bulup çıkıp başını sileyipti Özbekistan. Bu ançimçi adamını cüreti etmeydigen iş. Bu cüde katta sensatsiya bergen çıkarırdı anık. Uşenge cebhe Manunga o'xshagan o'zini yugurdaklarini, Abdulloh Zufarga o'xshagan yugurdaklarini kirish ishga degan. U borib xotinlar bilan gaplashyapti. Aytayaptiki, tavba qilsanglar, men yuqoridagi odamlarga tushuntiraman buni, deyapti. Ochiq lafz bilan aytayapti. Yuqoridagi odamlarga buni tushuntiraman. Keyin sizlarni jabhaga qabul qilishimiz mumkin, deyapti. Jabhatun Nusra degan jamoa bor. O'zbeklardan tashkil topgan Jabhatun Nusra. O Abu Salohni jamoasi. Sizlarga hech yo'q, boshidan ozgina ovozini eshittirib qo'yay, yolg'on gapiryapti demasin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tushunarli, bizda ham shunday hech qanday aslida bizda bunaqangi qilgan ishlarda gapiribsizlar. Hech narsaga bizda tamamimiz yo'q. Ya'ni qilgan ozmoz yaxshilik bo'lsa, o'sha uchun bir sizlarni muttaham qo'ygandan o'zimizni hukmimizni o'tkazayotganimiz yo'q sizlarga. Qilingan ish Alloh uchun qilingan inshaalloh. Xo'p, maqsadga o'tsak. Birinchidan bir narsani tushunmayapsizlar-da sizlar. Qilingan ishimizni maqtayapsizlar. Xotinlarga aytayapti. Suriyadagi kurdlarning qo'lidagi ayollarga aytayapti Abdulloh Zafar. Meni qilgan ishlarimni maqtayapsizlar. Alloh uchun qilganman, deyapti. Nima qilgan, nima haqida maqtagan bo'lishi mumkin IŞİD? IŞİD Abdulloh Zufarni nimaga maqtashi mumkin? Bu voqealarni kuzatib yurgan shuni yaxshi biladiki, Abdulloh Zufar bir paytlar IŞİD'ning aktiv da'vatchisi bo'lgan. Uni gapiga quloq solgan har qanday odamni IŞİD'ga boramiz degan, boringlar degan, borib o'lsanglar shahid bo'lasizlar, jihad qilsanglar g'ozi bo'lasizlar degan. Buni gapiga kirib ketgan haligi xotinlar. Ular aytgan Abdulloh Zufarga, biz seni gaping bilan keldik-ku degan. Sen qilgan xizmatlarni evaziga dinni to'g'ri tushunib keldik-ku degan. Shunga aytibdi, ha, Alloh uchun qilganman o'sha paytda, deyapti-da, meni xizmatimni tan olganiga rahmat, Alloh uchun qildim deb kamtarlik qilyapti. Ancha kamtar bola ekan lekin bu tomonda. Lekin minglagan odamning joniga zomin bo'lgan odamlar bular, Abdulloh Zufarlar. Endi aytibdi davomida, men aytgan gapni gapiryapti. Ya'ni o'sha ularni bir narsani tushunmayapsizlar deb gap boshlayapti, eshiting. Alloh uchun qilingan inshaalloh. Xo'p, maqsadga o'tsak. Birinchidan bir narsani tushunmayapsizlar-da sizlar. O'zingiz aytyapsiz, mana qarang. Men o'zimni ojiz ilmim bilan deyapsiz. Ilmsiz deb haqorat qilmoqchi emasman hech kimni men. Lekin Alloh shu Qur'onda o'zi aytib qo'yibdi mana. Fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmaysiz. Bu ham biz keltirgan dalillardan. Necha marta aytayotibsiz, sen ahli ilm bassan, usulni bilmaysan, shariatni bilmaysan. Gapirma fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolo Qur'onda ikkita o'rinda deganmiz desak, bizni gapimizni sallab mana hamma gapiraveradi. Troll bo'lib bo'lsa ham dinni tarqataveringlar deb fatvolarni berib yuruvdi bizga qarshi. Ya'ni ahli sunnaga qarshi. Endi u IŞİD bilan bahsda bu dalillar kerak bo'lib qolyapti. Ularga bizni dalillarni keltiryapti. Alloh uchun qilingan inshaalloh. Xo'p, maqsadga o'tsak. Birinchidan bir narsani tushunmayapsizlar-da sizlar. O'zingiz aytyapsiz, mana qarang. Men o'zimni ojiz ilmim bilan deyapsiz. Ilmsiz deb haqorat qilmoqchi emasman hech kimni men. Lekin Alloh shu Qur'onda o'zi aytib qo'yibdi mana. Fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmasanglar,
egasidan so'ranglar degan. Mana o'zingiz aytganingizdek, agar bir narsada tortsanglar Alloh rasuliga qaytaringlar degan. Siz hozir davlatni shariatning hukmi bilan hukm qildi deyapsiz. Siz shariatni o'rganib chiqdingizmi-ki, o'sha xulosaga kelasiz. Siz o'zingiz o'ylagan shariatning hukmi bilan hukm qilganini aytyapsiz. Davla eshit. Davlatul Islam fil Iraq va Sham. Da'ish shundan aytilgan. Davlani shariat bilan hukm qildi deyapsiz. Xotinlarga aytyapti-da. Davlani shariat bo'yicha hukm qildi deyapsiz. Uni shariatni bilasizmi-ki, davla shariat bilan hukm qildi degan gapni keskin ayta olayapsiz deyapti. Biz ham shunaqa deyatuvdik-da. Allohni hukmi bilan hukm qildi degani u dalil keltirdi degani shariatdan keltirdi degani emas degani. Xuddi shu jumla. Men buni o'zimdan to'qib gapirmayotganligimni ko'rsatish uchun ozgina jumlasini eshittirdim. Davomida shu gaplar. Hazrat Ali'ni misol keltirgan, u ham hukm qila olmay qolgan. Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni misol keltirgan, o'sha qo'ldan kelgancha ijtihod qilib diniga xizmat qildi degan maqtagan ya'ni bizni hamma argumentlarimizni bitta-bittadan olib ularga ishlatyapti. Nimaga vazifa yuklatilgan? Menimcha jiddiyroq bunga bosim qilishgan. Gaplash, nimaga O'zbekiston olib ketib qolyapti bularni? Olib ketsa bizga minus, bizga o'tsin degan ma'noda. Odam kerak ularga. Demak, o'sha "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyatidagi ma'no umumiy. Nozil bo'lish sababi xususiy. Tavrat ahliga nozil bo'lgan lafz umumiy bo'lganligi uchun ibrat nimaga? Lafzning umumiyligiga. Umumiy lafzga qara amal qilinadi. Lekin buni hamma aytaveradimi? Ko'chaga chiqib, mana-mana ko'chada anaqa bo'lyapti. Siz hozir shariatni asl hukmlarini aytib shariatning asl hukmlarini to'la to'kis gapirib bersangiz ham sizning gapingizni qabul qilmaydi bular. Nimaga ko'chada bitta ro'molsiz yurgan xotinni ko'rsatib, "Mana bunga indamaysanmi?" deydi. Yoki boshqa narsani gapirib, "Bunga indamaysanmi?" deydi. Kecha hali yo'l harakati qoidasini buzgan odamni videoga olib tarqatish to'g'ri emas degan gapni gapirsam, tagida yozyapti. Shuni palonchilarga borib chiqib aytmaysin deyapti. Umuman hech qachon qabul qilmaslik uchun eshitadi bular. Bularning tushunchasi shu, lekin biz haqni ijro qilib, haqni haqiqatini zohir qilib boraverishimiz kerak. Umumiy ma'noda bu haqida alohida o'tirib suhbat qilish rejam bor edi. Lekin men buni deyarli aytib chiqdim, nima haqida gapirganligini. Eshitdi jamoasidagi ayollar tavba qilsa, takfiriylik boshqa odamni kofir deyishlikdan tiyilsa, bularga tepadagilarga aytaman degan. Buni ham tuhmat qilyapti deyishmasin uchun o'sha xulosaga keladi. Qanaqa qilib fitnalar qilyapti u yerda? Bilgan bo'lsam, ketadimi o'sha yerga? Sizlar ketaman deganinglar uchun hamen ha boringlar deganman. Keyin kimga men boringlar degan bo'lsam, ha o'sha suhbatlarga ham boshqaga ham necha marta aytganman, kimga boringlar degan bo'lsam. Men hech qachon borib u yerda mana shu fitnaga qo'shilinglar demaganman. Ya'ni bu eshit kim kelgan bo'lsa eshitga boringlar degan ekan. Boringlar, qo'shilinglar o'shaqa eshitga yaxshi degan ekanda, lekin borsanglar eshitni fitnasiga qo'shilmanglar degan ekan. I? Qana bo'lar ekan u? Eshit ichiga borar ekanda, ularni fitnasiga qo'shilmas ekan. Fahm, ahvol, tushuncha shu. Takfir qilishga boshqagan. Har musulmonlarga boshpana beryapti. Sizlar musulmon bo'lib musulmoncha bir yashashni istab yuribsizlar. Boshpana istab yuribsizlar. Sizlar mana o'shanda Misrdan O'zbekistonga deport qilib olsa, ahvolinglar yomon bo'lardi. Boshqa joyga deport qilib olsa ham, boshqa joy ham shunaqa. Sizlarga shu boshpana beradigan joy o'zir bor faqat deb gapirganmiz. O'zini oqlashini qarang. Misrdan ket O'zbekistonga desa, O'zbekistonga kelsa ahvoli yomon bo'lardi ekan. Shuni ijtihod qildi-da. Bu mujtahid mujtahidtum taraq. Bu ishitga borsa yaxshiroq bo'lardi, sizlarga boshpana berardi, debdi.
Netice ne mi buldu? Uzbekistan'a kelgan adam farazan kamalgan bo'lsa, hozir çıktı. Hozir oilasida tinch ibodatini qilib yuribdi. Farazan o'sha paytda kelgan bo'lsa. Doğru mu? Kamalmagan bo'lsa, ko'rdi, kamalmadi, yuribdi. Lekin IŞİD'ga borgan odamlarning qanchasi dom daragi yo'q. Endi hozir bu gaplashayotgan odam ateist dahriylarning qo'lida asl o'tiribdi. O'zi gapirgan, sizlar hozir ateistlarning qo'lida cho'ri bo'lib qoldinglar degan. Shu darajada, ya'ni fahmni qarang, fahmni qarang. O'zini oqlayapti yana, men to'g'ri aytganman deyapti. IŞİD'ga borsanglar boraveringlar, faqat fitnasiga qo'shilmanglar. Qanday qilib qo'shilmaydi? Qanday qilib? İçiga kirib borgandan keyin. Boshpana berilgan joy. Boshpana uchun aytgan ekan, boshpana beryapti sizlarga deb. Qo'y. Qani boshpana, qani asr hozir. Chodirda o'tiribdi bechoralar. Sizlarni yoshingizlarni navbatga olib, naqa sarg'on-sargodon yurishligiga, yurishga sizlarga yaramaydi boshqa joyda. Boshpana berilgan joy o'sha yer bor sizlarga deb. Bu degani men uchun sizlarga bu hamma narsasi haq demaganman, aksincha shu takfirga qo'shilmanglar. Qancha qancha odamga men nishtasiga o'sha yerga kir desang, kirgan kiraman desa kirdigan bo'lsam, hech qachon shu borib hamma takfir qil demaganman, chunki o'shanda ham bugun emas, o'shanda ham men jabhan kofir demaganman. Mashalloh. Ana jabhal tarafga o'tdi ishi. IŞİD'ga kirgan bo'lsanglar, kiringlar, o'sha sizlarga joy beradi. Faqat takfirga qo'shilmanglar deganman dedi. Qana qilib qo'shilmaydi? Qana qilib? Shariatni bilmaydi. Abdulloh Zufardan fatvo so'raydigan darajada saviyasi past. Bu odam IŞİD'ni jamoasiga borib, qana qilib takfirga qo'shilmay qola oladigan iqtidorga ega bo'ladi? Qana qilib? Hammasi haq demaganman deydimi? IŞİD'ni hammasini haq demaganman deyapti. O'sha takfirini haq demagan ekan. Ya'ni İbn Umar radıyallahu anhu, Allah razı olsun şu sahabeyi celilden. Havariclerden tariflegende, çok ki toçkası kurgende, havaric cemaalarını fahmi pas bol edigen. Aklı pas bol edigen. Aklı pas. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan rivayet var özü. Sufaha'ul ahlam degenler. Aklı pas bolalar. Hudasa'ul esnen. Yaşı yaş bol edi. Aklı pas bol edi. Gapni qarang. Men sizlarni dengizga kiringlaru, ama ho'l bo'lmanglar deyapman, deyapti. Qana qilib ona bo'ladi? Dengizga kirgan odam qana qilib ho'l bo'lmay chiqadi? Dengizga kiraveringlaru, lekin men sizlarni ho'l bo'linglar demaganman, ho'l o'zingizlar ho'l bo'ldinglar deyapti. Shuni o'ziga oqlash argumenti qilib ishlatyapti. Qana qilib men ularga takfir qildimman? Uzun kafir demeyken mi o şeyden? Hazırım kafir demeyim ben. Hazır ki cebha yani, aldın ki cebha hazır ki tahrir şu an başkalar yani. Hemen ular içinde kanca uzunumuzda adamlar, sizler gibi o şekilde tanışlar var. Ularım güvahlık bir adı, ular da uzun o kanca tanışı var yorda. Hemen Müslüman adamlar, kanca kafir değildi onca adamla. Maksat kıskası bu sizler de işe ilermez. Ayşe anamız, Ali radıyallahu anh'u bilen, Mavi radıyallahu anh'un ortasındaki fitneye ağırlaşıp koyarları da çünkü ilimli ki karın Ayşe anamız bana. Hangi hadis bilediler, ayet bilediler Resulullah'ın ayoli. Yani şu fitneye ağırlaşıp koyarlardan aslında o kişinin ayoli hantırıp gitken bugün aslında vakitlerden var. Lekin o şey ağırlaşıp koyarlardan ki inem, ağırlaşıp koyarlardan ki inem. Ulu ulu bir derece pişeyman bulu otikenler. Şu fitneye ben bir gör ağırlaştım dedim. Çünkü ilimli ki ayol deyip ben. Mesela uziler bilersiler, uziler de. Haddiler de bilersiler. Onlar Ayşe anamızda gelinliyim ben demeyizler hiç kim yani. Şimdi ne gerekir var aralaşmış? Katta katta ummadı meseleler ki. Şimdi şu gel, bu süper gel mi tekişliydi? Uzun farasatı malum dokturuptu. Ya ahlal kitap degen ayetini okup, ey Kur'an egeler edip tafsir kıyaptı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını gepleri sihir bugün deyilen derecede gepli gepli yaptı. Oyatni usulni bilmaydi, shariatni maqsadlarini tushunmaydi. Ummatni katta-katta ishlariga nima qiladi aralashib? Hamma yo'ni rasvosini chiqardi. Bunga erishgan odamlarni hozirgacha problemasi bor. Ummatni ichiga kirsa problema qiladi shular. Men bu bilan birga bularni, bularga erishib yurgan yoshlarni o'zimga dushman deb bilmayman. Ular meni dushman deb biladi. Hatto menga nisbatan eng razil ishlarni qilishga tayyor odamlari bor, lekin men haqiqatni oshkor qilish uchun aytayapman buni.
Bu imamlarımız ham kim bulsa buna etiş gerek. Ular hem Müslüman özü. Biz ularını kafir demeyemiz. Bular bizni kafirden çıkarıp münafıkka, münafıktan çıkarıp murtadke. Nima dese deyip geldi. Hazır, indi işitti adamları bilen gaplaşıyken de doğru rağı bunge vazife buyurulup yegen avukatini aklagin degen tamakıdan boğulgen peyti de biz aitken delillerini ularge Abdullah Zufar'ı özüge keltirgen delillerimizni alıp işitini hatırlarge keltiriyipti. Böyle arlaşmaylar. Sizler ümmette işige arlaşge hakkiler yok, ilmiler yok. Ha, monopoliya qilarsan ilm degan gap qatta qoldi. Bizga shunaqa deyapti deylar-ku. O'shanamiz ulg'inchi pishayman qilib o'tganlar. Men hech bilmas ekan bu erkaklarda u katta-katta fitnalarga aralashishdi. Sizlarda ishlar emas bu. Kimga qarasangiz bittasi masalan yoshgina qiz hali 10 kundan birga ochilmagan katta-katta ummat masalalarini gapirib yurgan. Birlar qarasanglar masalan siz o'zingiz yoshsizga nima kerak bor narsani? Alloh. Ha, o'zingizchi Abdulloh Zufar. 10 gülüyden bir gülmez, yarım gülüyden açılmayan hala. Bütün başlı ümmetini teşvişi, kegen adamı işitke bağlayınlar degeneken. Sizlerge başbana verir degeneken. Bütün başlı ümden sorayan adamların hepsini işitke yöneltir varken, onun ailesini, takdirini, hayatını, rasvasını çıkarken, yani başka adamge 10 gülüyden bir gülüyden açılmayan aralaşma deyipti. Sen kimsen? Ne çoğuşmuş? Kadir 30'ge kırıp kırmadı benimce. Bu işitke davet kıyan peyti 23 yaş, 24 yaş bugün. Şimdi yaş yaşlıkını birinci illet kısfatı amimiz. Yaş bulup, katta ilim egeleri buluş ihtimali var. Lekin bunu ilimsizliğine hamma biledi. Bunu usulden uzaklığına hamma biledi. Bunu hatta ustazı Sadık Samarkandi bundan beri ekerliğini ağızma ağız yapırken. Ben bundan beriyim ben degen. Bir saat nasihat kıldım ama da nasihatim mi degen. Sizden soramaydı. Soramaydı hiç kaçan sizden. Ben şu Kur'an okup, hadis okup şunları sen bilgenim için ayıp ben. Ne demek ki sen cebhan kafir demedin gibi soramaydı sizden. Ne demek ki sen 5 milyon adam Müslüman dedin gibi soramaydı sizden. Ben... Cebhanın zekası ekerliği kurulup durdu. Özü bir peytler cebhaya karşı bugün. Cebhatın nusra cemaa. Cebhatın nusra'ya karşı bugün işitini davetçisiydi bu. Hadır işitte katnaşı yürgen adamlarını cebhaya çakır yaptı. Demek cebhane zekası bu. Sen o zinkir gizliyimi çıkar demek ki bunge. Kayıdan bildim Rabbim de, amen, senge havala kıldım deseyiz hiç kaçan sizge Allah neme geçin kafir demeliyim demeydi. Dair ben ayet etmem ben sizge. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çünkü münafık yaşayken bitti hadis, tabbir olas mı? Çünkü okup çıkayım hadis kitaplarını. Ben okup çıkkandan gapir etmem şunu. Bitti hadis, tabbir olas mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Abdullah ibn Ubeydi kafir demese kafir ödü büyürgenini. Niye? Bunlar ne diyeti ödü? Nevâkızıl İslam degen kitabını delil kılıp mellem yükeffir kafiran fahuva kafir de büyürüldü. Kafirini kafir demesen özün kafir bulasan de büyürüldü. Bu kaide barıdı. Bu bizim Müslümanlar geçtirdi ödü. Şimdi işitke karşını böyle yaptı. Sen Abdullah ibn Ubey ibn Salun'u kafir demegen kafir buladı degen delilini tabi vermenge de yaptı. Ona kadar yapıyor diye yaptı. Bu yapı biz yapır gönlük onunla. Aytyapman ovozini o'zgartirib qo'ysangiz buni bu emas bu Abdulloh Zufar emas asli ovozini o'zgartirib qo'ysangiz ya'ni vaziyatga qarab o'zgaradi bular biz o'sha boshida nima degan bo'lsak hali ham o'shanda turibmiz bular bir qarasangiz IŞİD'ga da'vat qiladi bir qarasangiz boshqa tomonga bir qarasangiz endi kimga da'vat qilyapti jabhaga da'vat qilyapti ertaga jabha haqida ham bir muammo chiqsa bu yana boshqaga ham da'vat qilaveradi buni tepasida yuganini tortib turgan odamlar tortgan tomonga yuradi. Abdulloh ibn Ubay Qur'on guvohligi bilan kofir bo'lgan. Lekin hech qayerda bu gapirib yurilmagan, kofir u kofir edi. Kofir bo'lgan Qur'on guvohlik bergan unga. Lekin Rasululloh odamlardan shuni aytinglar, kofir deylar shuni. Demaganlar, aksincha o'zi janozasini o'qiyman deganlar bor o'shani. Qur'on kofir deb. Dalillar esa eslayapti, dalillar. Aslida o'zi bor janozasini o'qiyman deganlar. O'g'li uni o'ldiraman deganda qo'y o'ldirma deganlar. Münafık murtadı öldürür, şeriatı hükmünü aslında Resulullah öldürme de geldiler. Oğlu öldüremem de geldiler olmasa. Demek etse, yine adamlar titre durup böyle birbirini öldürüyor attı demezdi de geldiler. Kulepsi mi arkaya? Dalillerle. Şeriat hükmünü öldürür, murtadı. Öldürme gel Resulullah. Adamlar anlıyor, ben de hazırdı geldiler. Biz bir adam tıkınanmaya durup birbirini öldürüyor attı böyle deydi. Adamlar düşünçesini uyuyla Resulullah takip gelmiyor geldiler.
Endi sizlarga ayollarga kim qo'yibdi bu narsalarni? Katta-katta ummat masallarini gapirishlikni. Keyin yangi xalifamiz bor deyapsizlar. Xo'p, Bag'dodiy mayli shuncha yillarda fath. Erkaklarni ham davlatni, ayollarini ham boshiga Alloh shu bir ittek kofirdi. Ittek kofir, kofir deb eng maraz tuban pastkash vatangandosini shuni ustiga bosh qilib qo'ydi. Bir vaqtlar o'zingizlar churi qilganlarda ayollarini sizlar. Churi qilgansizlar. Ha bugun sizlarni qo'li, sizlarni ularni qo'lida Alloh shunday qilib qo'ydi, asir qilib. Nimaga shunday bo'lyapti? O'ylash kerakmi odam? Eshitdi ayollarni vatangado deyapti, nima degan eshit anaqa PKKni. Eshitdi ayollarini PKKni qo'lida churi bo'lib qoldinglar deyapti. Bir paytlar ularni ayollarni churi qilgansizlar deyapti. Endi sizlarni ularga churi qilib qo'ydi deyapti. Xullas, oxirida ozgina gapi boradi, shuni eshitaylik. Nima qildik biz kim deb bo'lyapti? Alhamdulillah, zino qilganinglar yo'q to'g'ri. Yo'q bo'ldi davlat, tamam. Shariat yo'q bo'lmaydi, davlat yo'q bo'laveradi. Ertaga boshqasi chiqadi davlatning o'rniga. O'shanga davlatga da'vatchi edilar. Abdulloh Zufar. Aslahahulloh. Endi davlat yo'q bo'ldi. Qirol o'ldi, yashasin qirol. Davlat yo'q bo'ldi endi. Yo'q bo'ldi, endi unga da'vat yo'q. Chiqinglar deyapti. Boshqa davlat kelar ekan. Qo'shiniladi. Xato qilganlik uchun Alloh olib qo'yadi bulardan. Tarixdan olib qo'yganman. Umaviylardan olib Abbosiylarga berdi debman. Xilofatni. Abbosiylardan olib Usmoniylarga berdi. Usmoniylar ham yo'q bo'ldi. Bular ham qilgan xatosi ana shunaqangi takfiri gunoh uchun olib qo'ydi Alloh. Boshqaga beradi ertaga. Abbosiylar hech kimni takfir qilmagan. Umaviylar hech kimni takfir qilmagan. Usmoniylar hech kimni takfir qilmagan, takfir qilgan kim? Salafiylar takfir qilgan. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh takfir qilgan Usmoniylarni ularga davlat berdi Alloh taoloni. Bu hikmatida qattiq qanaqa gap bor. Xullas, Abdulloh Zufar shotda bo'lsa zo'r bo'lardi lekin. Qochib yurib, shunga qochib yuribdi-da bular. Har bitta aytgan gapi o'ziga raddiya, o'ziga, butun boshli hayotiga raddiya. Butun boshli hayotiga. Hozir 60 ta fatvoyimga tavba qildim emas. Shunaqa degan gapi bor buni. Bu butun hayotimga tavba qildim deb chiqib ummatdan uzr so'rash kerak. O'sha bechora xotinlarni o'sha PKKni qo'lida asir bo'lib, bu o'zi churi deyapti. Buni istilohida churi bo'lib turgan bechora xotinlarni o'sha boshiga kelgan musibatni da'vatchisi bu. Shuni gapiga qarab borishgan. Aslida o'tiraversan ham ki, ular keladi hali deb. Agar o'tiraversanglar shunday qilib yo'q bo'ldi davlat, tamam. Shariat yo'q bo'lmaydi, davlat yo'q bo'lmaydi. Ertaga boshqasi chiqadi davlatning o'rniga. O'zingga qo'shiladi. Xato qilganlik uchun Alloh olib qo'yadi bulardan. Tarixdan olib qo'yganman. Umaviylardan olib Abbosiylarga berdi debman. Xilofatni. Abbosiylardan olib Usmoniylarga berdi. Usmoniylar ham yo'q bo'ldi. Bular qilgan xatosi ana shunaqangi takfiri gunoh uchun olib qo'ydi Alloh. Boshqaga beradi ertaga. Aslida o'tiraversan ham keyin ular keladi. Alloh xizmatini taqsim qilishini qarang. Agar o'tiraversanglar ham shunday qilib bular keladi bizga qo'shiladi. Ertaga kofirni qo'lda o'tirib auzubillah xohlaymiz bu narsani men. Lekin aytyapman ogohlantirish uchun. Kofir shunaqa qilib zo'rlab ayollarni, churi qilib, fahshga buyurib, qanchasini dinidan qaytarib, ana shunaqa ishlarni qilsa, ana shu qaytariqlaring uchun o'zlaringga o'zlaring gunoh qilgan bo'lasizlar. O'zlaringda ayb deyapti. O'zi ishitga bor qo'shin, o'sha yerda yuraver degan edi. Endi asrga tushib turib, boshiga musibat tushsa, o'zlaringda ayb deyapti. O'zlaringga qilgan bo'lasizlar. Alloh sizlardan toifaga iymon keltirishdi. Xilofatga iymon keltirishlikni talab qilmagan. Allohni diniga, Allohga iymon keltirishlikni talab qilgan. U bitta odamni mulki emas bu. Qancha payg'ambarlar o'tib ketdi. Yahudiylar ham ana shu aqidadan yahudiy bo'lib qolgan. Ha Muso payg'ambar bo'ldi, Musoni kutamiz biz endi. Masihiylar ham ana shu uchun masihiy bo'lib qolib ketgan. Masihiy Iso payg'ambarni Iso o'xshatishni qarang. Allohga iymon keltirish bilan xilofatda yashash masalasi umuman boshqa. Payg'ambarlarga iymon keltirish umuman boshqa masalalar. Shuni misol keltiryapti. Payg'ambar o'tdimi, ketdi payg'ambar deyapti. Bo'ldi, yangisiga ergashamiz deyapti. Ha, bu to'g'riga. To'g'riga, lekin oldingi payg'ambarni inkor qilmaymiz-ku. Keladi, haligacha yuribdi Iso keladi mana. Sizlarni qilayotgan ishlar ham xuddi shunga o'xshab qolyapti. Davla xalifa edi. Bo'ldi, davla keladi, xalifalikni olib kelib endi. Yangisi bormadan chiqadi hali. Chiqmaydi. Bu ushturishda bo'lsa chiqmaydi, tavba qilsa chiqadi. Ha, Alloh biladi deyishlar mumkin. Shu Allohning sunanlaridan kim chiqib gapiryapmiz biz? Qonunlaridan. Alloh biladi degan gapni ham yo'q, men bilaman deyapti.
Ben uşa Allah'ın ayetlerden okup durup kulağısı ayeti yapmam, beni ki doğru diye. Bu tür işte bize çıkmaydı hiç kaçan, onun hangi takfirçi bize? Hani? Çıkmaydı hiç kaçan, Allah'ın hükümleri ki kadar ben gepir yapmam diye. İnsaf ki kiyse, adalet ki kiyse, çıkardı. Aksi konuda başkadan çıkardı, sen oturur ne zaman giyin şimdi? Biz uzun izgiden çıkmadım. Uzun uzun halak kılan adam, evdeki bir gün naşına kıl kafırdı, kolda oturuyorum, kibir bilen deyip ben bana. Ha, evdeki bir karhol bulsa, uziler ki uziler, camı kıyken burasıyla. Maksat şu, biz hiç kenaka bir de, hala ki yukarıda etkendik, bir yordam kılıç için bir şart koyup, minnet kılıp kılıç etkenimiz yok. Bizge hiç zarar yem, boylası yem yok, çıkıp bir de, sizler çıksaylar eğer, burada kafır değil İslam'ı, cephane kafır demeyi İslam'ı. Lakin maksat şu, bir de o ortada türetken adamlar, uzlarına ularam şu halatını oylayıptı. Bu akidede çıkış hiç kaçan bir payda bilmezliğini bilip, sonrasında ayetini yap. Yani şu için eğer, şurasından kaçsaylar, şu fikirden çıkıp şuna kadar sözleri kıymayın ben, Allah'a havalı kılamız deseyle inşallah o şu adamları da şuna kılıp şantır için ben et yapıyorum bundan sonra. Benim farkı yok, kayıt etsinler, kayıt etsinler. İstiyiz mi? Naturalli kulak. Ular gayet yaptı. Ben dedi adamları ki şantıramayın. Sizlerden hiç yok takbirden tabi kıbiriyle. O adamlar ortada durgan adamlar var. Sizlerini kurtlardan op çıkıp bu Abdullah Zufar'ga buyurtma bergan odamlar aytgan joyga borish kerak bu ayollar. Agar bularni qaramog'iga o'tmasa, O'zbekiston yana borib kurtlar bilan gaplashib, ayollarni O'zbekistonga olib kelsa, bularning harakatlari inqirozga uchraydi. Shuni oldini olish uchun bunga buyurtma bor. Men buni to'qib gapirmayotganimni isboti uchun keltirdim. Bunga buyurtma bor. O'sha buyurtma asosida ular bilan gaplashyapti. Sizlar tavba qildim deylar, men o'rtada turgan odamlarga aytaman. O'zi o'rtada turgan odamlar emas ular. Buni tepasida turgan odamlar. Buni buyruq qilishyapti, bu gaplashyapti. Buni endi har qanday tomonga o'zgartirsa, odam o'zini fahmiga ko'ra qabul qilaveradi. Birovni quloq falonchiga ishlaydi deya urish oqibati bu. Allah Teala özüden çıkarıp koydu kulak kimliğini korsatıp. Bunlar işanıp yürüyen en katta allameti koşturma içidir. Kulağı bulup çıktı. Kim midir kulağı? Bir peytler işitke davet kıyan kim midir ortasında durup bunu yiyen? İşitke kete degen bulsa telefon kılıçadı bunu yiyen. Falancı cüneti vardı mı kabul kıl. Ortada turuttu mu? Şimdi kaldır işitteki adamlarını kaytarıp çıkarıp alıp bir yokka davet kıyı yaptı. Yani ortada adamlar var, ulanı nişantırışım kereyim ben deyipti. Mene, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ Ayetinin manasından kandayı kılıp adamlar özünü formülasını tüzüp alıp siyasi maksatke hareket kılı yetkerliğini faş kıldık yani. Bu bizi işimiz mi? Allah Teala'nın işi. Allah Teala bularını asıl suretini korsatıp koydu. Delillerinin hepsi eyvallah, toppa doğru. Fakat işitki işletilirken yapmaz bu, Abdullah Zufar'ı hem işletilirdi. Trolling bolu olup yazıyorken Abdullah Zufar'ı muhibleri hem işletilirdi bu. Ve ahl-i sünne vel cema'ını adaşkenge çıkarıyetkenlerge hem işletilirdi. Bütün dünyada bugünge kadar yetip geliyetken cema'a, ahl-i sünne vel cema'a. Bu cema'a kıyametke kadar devam etedi. Bana şu... biraz interaktif sohbet dendi bugünkü dersimiz inşallah Rabbil Alemin. Umumi manada Allah Subhanahu ve Taala'nın dinini bilmeyen, yarım yarta okup özleştirmeyen adamını gapi bilen dinge amel kılıçlık hatarlı gap. İşitke davet, umumi hulasa şu, işitke davet kıyanken de kiriler, boşbanı verediler ki Özbekistan'dan göre Irak Rakka yakşı. Bağdadi'nin hilafatı yakışı, sizler ki mesken biri yaptı, vatan biri yaptı, deyip iştihat kılıp mantıkan yöneltir var genekken, delil yok. Havariçlerin içki kırgızı var genekken de, fakat takfir kımeyler neydi genekken? Fakat takfir kımeyler. Kana kılıp takfir kımeydi, işitli içki kırgan adam kana kılıp takfir kımeydi. Kendime bugün, bunlar bağırıp durup kırıp, uyağda işitten tasırlanıp, Abdullah Zufar diyeyim kafir deyişken ki. Özü cönetken adam mı, özünün kafir deyişken. Şimdi karası, yangi buyurtma, bu buyurtmaga ko'ra jabhaga chaqiryapti. Ortada turgan adamlarga aytaman, tavba qilsanglar,
yetkazib beraman. Ya'ni ularni istilohida agar farazan bizda inshaalloh bunaqangi kir ishimiz yo'qda, farazan shunga o'xshagan yarimta jumla mandan chiqsa, bular yil 12 oy o'shani montaj qilib aylantiradi. Mana deydi, bu quloq ekan deydi, mana deydi pol. Bir kuni Abdulloh domla haqida gapni gapirib, mutaxassislar, ya'ni mutaxassislar bilan birga o'tirib, ekspert guruhlarining ichida ekspertlar bor, hamma tashkilotning o'zini eksperti bor. Akademiyaning mahatta eksperti bor, sivilizatsiyaning eksperti bor, diniy qo'mitaning ekspertlari bor. Shu yerda gapirgan gapimni ochiq gapirdim bir joyda. Bir sirni ochaman deb gapirdim. Shuni montaj qilib olib, mana ekspert kim bilishi mumkin. Ha, ekspertlar bular mexixi dexixi ani ko'rdingmi? Abror dexixi ishlar ekan deydi. Voy. Endi bu kimga ishlaydigan bo'lib chiqdi endi? Bu konkret aytayapti, o'rtada turgan odamlar bor, deyapti, sizlarni gaplashaman, olib kiraman. Kim bu o'rtada turgan odam? Kim? A, bu gapirsa, bunikini to'g'ri qabul qilishadi. Biz to'g'ri gapirsak, uni egri montaj qilishadi. Ularga nima deymiz? Battar bo'linglar deymiz. Bundan ortiq Alloh taolo xor qiladigan maqom yo'q. Sen Allohning nazdida qandayligingni bilmoqchi bo'lsang, Alloh seni hozir nima bilan mashg'ul qilib qo'yganiga qara. Ertadan kechgacha shu montaj bilan shug'ullanayotgan odamdan ko'ra xor odam yo'q. Bunaqa sharmanda odam yo'q. Alloh taolo shunga buni balolab qo'ygan. Nima deymiz unga? Alloh isloq qilsin deymiz. Islohga loyiq bo'lmasa, battar bo'lsin. Alloh taolo o'zi uni muomalasini qiladi. Xo'p, bir 10 minutcha vaqt bor ekan, lekin bugun juma. Sizlar ham inshaalloh robbil alamin imomsizlar borib tayyorgarlik ko'rish kerak. Bugungi bir erkin temamiz o'zini nihoyasiga yetdi. Inshaalloh kelasi yana suhbatlarda ko'rishguncha خيرلشمس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أسأل الله أن يعلم فيك نعم إن الله مسؤول عن عبادك Jazakallah, selamet kılıyor.